Erol bedenli metinden ses yok hala. Ha bir şey soracağım ben sana. Hani geçen gün babam mesaj atmıştı sana. Bu olaylar falan ben sana soramadım. Onu da benim kafama takıldı. Ne yapıyor bu? Ne diyor? Sana pislik falan yapmaya çalışmıyor değil mi bu? Ya Deniz çok enteresan bir şey oldu. Ben kalktım babamın evine gittim. Ne oldu? Şadiye'yi sormaya. Kardeşlerimi gördüm. Ümmü ablayı falan. Ay. Çok enteresandı. Kimmiş anne? Nari. Ne kadar büyüksün. İstanbul olduğunu öğrenince gelmek istedim ama çok çekindim abla. Anne bu kim? Ablamız oğlu. Ablamız mı var bizim? Hem de iki tane. Bak benim babam oyuncak aldı bana. Bak, 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 bak. Benim babam ne oluyor? Hem bana yeni saçlı bebek aldı. He yalancı. Senin baban hepsini dövüyor, duydum. Millet görüp de kıskanmasın, nazar etmesin diye sevgisini göstermiyor bize. Hem öyle çok böbürlenme. Ölü verirler falan, sonra çok ağlarsın. Ya! Şişt Şadiye, korkma sen çocuğu be. Yok ablam, yok hiçbir şeycik olmayacak. Onlar da çok böbürlenmesin o zaman. Neymiş oyuncak alıyormuş, bir şey yapıyormuş. Çocuk da çocuk olmasana Şadiye. Bak çakacağım ağzına bir tane göreceğin gibi. Kıyamam ben size. Hem babalarını siz hep sevecek. Öpecek. Yine oyuncakları alacak. Anlaşıldı mı? He? Oh. Oh. Sırtlık bakalım. Afiyet olsun. Baban seni gördüğünü söyleyince, bir de durumunu anlatınca pek gurur duydum. O da öyle pek kıvanmış. İşte biz de burada böyle iyi kötü bir düzen tutturduk. İlk zamanlar çok zordu ama. Çok, çok zordu gerçekten. Mahvolduk. Sen de benim kızımsın artık. Bırakmam seni. İbo, babanı görmeye gittim geçenlerde. Seni sordu. İyi olduğunu duyunca havaları uçtu. Hala gözleri doluyor adını söylerken. Affedebilecek mi beni acaba? Bir başına bırakıp gittim ben onu. Sana hiç küsmedi ki o. Bir sesini duysa ömre bedel şimdi. Ben bana gönderdiğin fotoğraf için geldim aslında. Tanıyorum ben o kızı. Benim çok yakın bir arkadaşımın kardeşi. Merak etme halledeceğim. Sen bana bırak. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Daha bu sabah dedektif kızla buluştuk. Nasıl olacak? Ha? Sen bana bir izin ver. Bak ben bunları bir alayım. Bir evireyim, çevireyim. Bir daha bak yanına kimse yaklaşabiliyor mu? Kimse yaklaşamaz. Şerefsin bunları. Hepsi paralarım ben. Bana bırak dedim baba. Şadiye kayıp asıl. Ben onu arıyorum. Çok uzun zamandır yok. Haberiniz var mı? Şadiye İstanbul'da mı? Hey Allah'ım şu işlerine bak ya. İki kızımla da burun burnuna İstanbul'da yaşıyoruz.
Bir kere karşılaşmadık. Böyle bir şans olur mu ya? Aynı evin içinde karşılaşmadın sen kızlarınla. İstanbul'da mı karşılaşacaksın? Narin, ne oldu be? Leva başladın, babama gittim dedin. Uçtun gittin. Anlasana. Ya çok acayipti işte. Sonra anlatırım. Küçük kardeşlerim falan. Böyle yıllar sonra Ümmü abla. Babamın böyle uzaylılar tarafından kaçırılmış da yerine başka bir şey getirmiş halleri. Gerçekten çok enteresandı. Neyse, hadi. Sofrayı hazırlamamız lazım. Aç millet. Ne oluyor ya? Ya siz bu evde var ya, çalışıyor olsaydınız iki dakikada kovardım sizi. Ya bir saattir yemek hazırlayacağız diyorsunuz. Kahvaltı nerede abi? Ya tamam. Ya çekil bırak beceriksiz. Ya. Ben zaten aptalım. Ben niye çalışanları yolluyorum ki? Yumuşak gözlüyüm onlar. Adam nişan vardır. Yolladık nişana ya. Babam söylüyor senden adam olmaz diyor da ben şimdi anladım benden niye adam olmayacağını. Oo, ev kalabalıkmış. Baba. Aa. Zahmet Karayel değil mi bu? Hoppala. Onun babasını nereden tanıyor bu adam ya? Hiç şaşırmadım. Oğlum. Nereden çıktın ya? Asıl seni sormalı oğlum. Burada olduğunu bilmiyordum. Grup halinde gelmişsiniz. Oo maşallah. İyi günler gençler. Sermet Bey. Şaşırdım gerçekten. Ben de çok şaşırdım ya. Tesadüfün böylesi. Biz silah terabiyle yola çıkmıştık. Yani sizi göreceğim hiç. Tesadüfe bakın ya. Sermet Bey bizim evle ilgileniyor. Görmek istedi. Ben de onunla gelip dolaşayım dedim. Çalışanlar falan nerede? Kimse yok ortada. Ya sorma baba, evde çok kötü durumda. Ben bütün herkesi yolladım. Değil mi? En doğrusunu yapmışsın. Yani ben de parti versem herkesi gönderirim. Tabii insan eğlenirken yabancıları pek görmek istemez. Değil mi? Biz dağınık yataklara alışkınız. Sorun değil zaten. Biz öyle bir bakacağız, çıkacağız. Bu arada Irmak Deniz Tunalı, Can Keskin ressamdır. Aynı zamanda Deniz Hanım'ın nişanlısı olur. Şu arkadaş da Fırat Kazan. Sizinle tanışmıştık. Bankanızla epey iş yaptık geçen yıllarda. Evet, sizinle çalışmak gerçekten bizim için bir onurdu beyefendi. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, iyi. Oğlumla tanıştığınızı bilmiyordum Fırat Bey. Atıf böyle arkadaşlar edindiğine göre umudu kesmemek lazım. Ha, bu arada Narin Yılmaz çok özel bir arkadaşım. Aynı zamanda kendisi avukattır, babam. Heh, esas konuya gelelim. Sizi merak ediyordum hanımefendi. Erol sizden her zaman övgüyle söz eder. Şey bu hani gazetede mazetede bir şeyler çıktı ya, onun için bayağı bir konun açıldı ondan. Tahmin ediyorum canım. Ben de babanın yerinde olsam merak ederdim beni. Silahtar abi, gelin adayı mı? İnşallah Sermet Bey, inşallah. Öyle güzel, tatlı, başarılı, akıllı bir hanım. Kim istemez gelin olarak? Değil mi? Tesadüfün böylesi değil mi Atıf? Biz de daha geçenlerde Fırat Bey'in nişanındaydık. Öyle mi? Irmak Hanım'la nişanlandı da kendisi. Allah tamamını erdirsin. Amin, amin. Siz nasılsınız? Irmak abla. Tabii değil mi? Sabaha kadar eğlenince uyanmak zor oluyor. Vücut da zayıf olunca. Oysa Deniz Hanım da güzel değil mi? Pırıl pırıl. Burayı satın mı almak istiyorsunuz Sermet Bey? Yani kısmetse bakalım inşallah. Biz artık odaya bakalım değil mi? Değil mi ya? Biz mi? Bakalım da biraz dağınık. Rahatsız olmayın. Babacığım sen keyfine bak. Tamam oğlum merak etme sen. Hanginiz bana kahve yapacak hanımlar? Narin Hanım tabii. Değil mi? Tabii. Nasıl olsun kahveniz? Orta olsun kızım. Zahmet olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.